Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan çatışmalar bitti ama gerilim devam ediyor. Çünkü Rusya Ermenistan'ı silahlandırıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu konudaki rahatsızlığını Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletti. Rusya Savunma Bakanı ise Bakü ziyaretinde oldukça soğuk karşılandı. Tüm bunlara rağmen Rusya'nın Ermenistan'a silah sevkiyatı durmadı. Haber Global o sevkiyatın güzergahına ulaştı. Güney Kafkasya'da şu an sessizlik hakim. Ancak bölgeden gelen bilgiler Rusya'nın Ermenistan'ı kullanarak daha büyük oyunlara hazırlandığına işaret ediyor. Rusya, Azerbaycan'ı adeta savaşla tehdit ediyor. Bölgedeki jeopolitik gerilim artıyor. Uzmanlara göre Rusya'nın bu tavrı aslında sürpriz değil. Güney Kafkasya'da uluslararası güç odaklarının hedeflediği bazı çıkarlar var ve bu çıkarlarından vazgeçmeye de niyetli değiller. Bölgenin jeopolitik önemi, Güney Kafkasya'yı dünyanın sıcak noktalarından birine çevirme tehlikesini ortaya çıkarıyor. Ermenistan'ın son askeri provokasyonu, bölgenin geleceği açısından yeni bir gelişmeyi tetikledi. Türkiye, tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında yer aldı, bölgedeki askeri varlığını artırdı. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Güney Kafkasya'da Rusya ile karşı karşıya gelmesi, bölgede güç dengesini de önemli ölçüde değiştirdi. Aslında Güney Kafkasya'daki bu yeni durum Rusya'nın da işine gelmiyor. Rusya ve Ermenistan'ın jeopolitik pozisyonlarının çöküşe geçtiği değerlendirmeleri yapılıyor. Kremlin'in de yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya'nın bölgesel etkinliğinin zayıfladığını gördüğü, bu durumu düzeltmek için yeni bazı hareket yollarını denemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Bu durumun bölgede önümüzdeki süreçte daha başka gerginlikleri tetikleyebileceği belirtiliyor. Rusya bir yandan Ermenistan'ı silahlandırıp güçlendirmeye çalışıyor, diğer yandan üst düzey temaslarla Azerbaycan-Rusya ilişkilerini eski günlerine döndürmeyi hedefliyor. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden bir stratejist, Rusya eski alışkanlıklarına sadık kalarak yine iki başlı oyunları tercih ediyor, yorumunu yapıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son saldırılarının ardından Rusya bu ülkeye hava yoluyla silah taşımaya başladı. Azerbaycan doğal olarak bu durumdan rahatsız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu konuyu yaptıkları telefon konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e aktardı. Yaşananların açıklığa kavuşturulmasını istedi. Bakü, Karabağ sorununun çözümünde ara olan Agit Minsk grubunun 3 eş başkanından biri olan Rusya'nın, Ermenistan'a silah göndermesini kabul edilemez buluyor. Çünkü böyle bir durumda Rusya, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde doğrudan taraf haline gelmiş oluyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in ısrarlı tutumu, yaşananların Azerbaycan'la Türkiye arasında daha yüksek bir ortakta yol açma olasılığı Kremlin'i harekete geçirdi. Moskova ile Bakü arasında gerilen havayı yumuşatmak için Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Bakü'yü ziyaret etti. Ziyaretin amacının deniz oyunlarına katılmak olduğu belirtildi. Shoigu, Bakü ziyaretinde Rusya'nın Azerbaycan'a karşı herhangi bir adım atmadığını savundu. Ermenistan'a silah sevkiyatı iddialarını da reddetti. Bu sırada çok ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Rusya Savunma Bakanı'na göre her gün uçan o askeri uçaklar Ermenistan'daki Rus üstüne inşaat malzemesi taşıyordu. Bu Şoygun'un iddiası. Haber Global ise Rusya'nın Ermenistan'a yaptığı silah sevkiyatının güzergahına ulaştı. 25 Ağustos'tan itibaren her gün Mozdok, Aktau, Türkmenbaşı, Novşer, Reşt, Meri, Erivan yönünde il 76 askeri nakliye uçaklarıyla uçuşlar gerçekleştiriliyor. Uçuş rotasının bu denli karışık olması uçaklarda inşaat malzemesi bulunduğu iddialarını çürütüyor. O rotalardan biri ise hayli ilginç. 25 Ağustos'ta Suriye'den havalanan bir askeri nakliye uçağının Erivan'a indiği görülüyor. Rusya'dan gelen inşaat malzemesi açıklaması Bakü yönetimini tatmin etmedi. Bu nedenle Savunma Bakanı Şoygu Bakü'de oldukça soğuk karşılandı. O soğukluk Şoygun'un Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüşmesinde de net biçimde hissedildi. Aliyev, Şoygu'yu kabulünde bu tür toplantılarda sıkça vurgulanan Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığı gibi önemli konulara değinmedi. Rusya-Azerbaycan ilişkileri sadece iki komşu devlet arasındaki işbirliği olarak nitelendirildi. Rus uçaklarının sevkiyat rotalarının ortaya dökülmesi, Moskova'nın Erivan'a olan desteğinin gizlenmesini de engelledi. Haber Global'in ulaştığı bilgilere göre Rus uçakları son 25 gün içinde Ermenistan'a 500 tondan fazla silah taşıdı. Bölgeyi yakından takip eden uzmanlar bu durumun Rusya'nın Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı yeni bir savaşa hazırladığını gösterdiğini belirtiyor. Azerbaycan halkı da durumun farkında. Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan Azerbaycanlılar Türk askerinin Azerbaycan'da kalmasını istedi. İlyushin 76'ların içinde inşaat malzemesi mi var yoksa Rus silahları mı? Stratejistler gelinen noktada bu konunun çok da önemli olmadığını söylüyor. Çünkü bugünkü Azerbaycan'ın eski gücünden kat be kat daha güçlü olduğunu vurguluyorlar. Azerbaycan'ın bölgesinde yapılacak tüm hamleleri püskürtecek kabiliyete sahip olduğunu ve Güney Kafkasya'nın en güçlü devleti olduğunu belirtiyorlar. Siyasi ve askeri olarak tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye'nin de bölgedeki denklemi değiştirdiğinin altını çiziyorlar.